Eko Tarım'dan merhaba. Bu hafta Buğday Derneği'nden bir konuğumuz var. Tabii Buğday Derneği deyince belki bilmeyenler için konumuz buğday olmayacak. Buğdayı da belki konuşacağız ama Buğday Derneği çok farklı alanlarda faaliyet gösteren bir dernek. Organik tarım tarafı var, kırsal turizm tarafı var, permakültür çalışmaları var, kentsel tarımla ilgili çalışmaları var. Bunların hepsini Buğday Derneği eş genel müdürü Gizem Altın Nens'le görüşeceğiz, konuşacağız. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Şimdi Buğday Derneği bayağı farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Aslında hepsi de birbiriyle bağlantılı. Nihayetinde içinde... Bağlamaya çalışıyoruz. Toprak, tarım olduğu sürece kesinlikle. İsterseniz önce bir genel bir çerçeve çizelim. Ne tür faaliyetleriniz var Buğday Derneği? Buğday yaklaşık 20 senelik bir hareket, 11 senelik bir dernek. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği açılımı. Dolayısıyla ekolojik yaşamla ilgili bütüncül, bütüne bakan, insanı, doğayı, kurduğu kuşu hepsini destekleyen yaptığı projelerle bir dernek. Dolayısıyla şemsiyemiz aslında çok geniş. Ama çalışma alanımıza baktığınız zaman özellikle gıdanın çok odağımızda olduğunu görüyoruz. Gıda, tohum, gıdanın yetiştirilişi, bu yetiştiriliş sürecinde insana ve toprağa ve doğaya olan etkisinin, kötü etkisinin mümkün olduğu kadar azaltılması konularında çalışıyoruz. Bununla ilgili de iletişim çalışmalarımız bayağı etkin. Mesela geçtiğimiz dönemde ne yapmalı diye bir seri yaptık. Bu ne yapmalı serisinde işte herkes aslında ne yapmamamız gerektiğinden bahsediyor. İşte şunu yapmayalım, bunu yapmayalım, oraya gitmeyelim, eyvah küresel ısınma. Gerçekten de ekoloji üzerinde çok ağır bir... baskının olduğu bir dönemden geçtiğimiz bir gerçek. Ama bu şekilde yapılan bir iletişim insanların bütün çıkış kapısını kapatıyor. Bizim dernek olarak hem projelerle hem iletişimle yapmaya çalıştığımız şey insanlara bir kapı açmak aslında. Yani bir ben ne yapabilirim sorusuna bir cevap vermeye çalışıyoruz. Ne yapmalı serisi de bunun örneklerinden bir tanesi. İşte durumu açıklıyoruz. Mesela arılar ölüyor. Arıların sevdiği bitkiler dikin gibi. O bitkilerin ne olduğunu anlatan bir seri bu. Bu şekilde milyonlarca kişiye ulaşmayı başardık. Projelerde genelde böyle projeler aslında. Yani bir pilot proje, bir model proje başkaları tarafından Türkiye'nin herhangi bir yerinde uygulanabilecek güzel projeler. Rica ediyorsunuz. Şimdi hepsine detaylarına gireceğiz teker teker. Sezon itibariyle önce Tatuta'ya bir değinelim. Kırsal turizm. Evet. Çünkü tatile çıkmayanlar, çıkmayı düşünenler ya da nereye gitsem deniz haricinde farklı bir şey bu sene yapayım diye düşünenler için belki kırsal turizm açısından bir alternatif olabilir. Tatuta diye bir programımız var. Evet. Anadolu'nun farklı bölgelerinde bildiğim kadarıyla ben söylüyorum, siz detaylara gireceksiniz zaten. Organik tarımla uğraşan, çiftliği olan ya da kendi bahçesi olan insanlar var. Bu insanlara siz konuk olarak gidebiliyorsunuz. Evet. Belirli sürelerde kalıp orada hem tarımla, toprakla uğraşıp böyle bir proje var sanırım. Onun biraz detaylarını sizden alalım. İşte siz gayet güzel anlattınız. Bu kadar. Tatuta Tarım Turizm Takas Projesi bizim en sevdiğimiz, buğdayın çok odağında olan projelerden bir tanesi. Çünkü bir Tatuta çiftliğine gidip işte sizin dediğiniz gibi gönüllü olduğunuz zaman veya ziyaretçi olduğunuz zaman özellikle kent kökenli bir insansanız benim olduğum gibi tamamen değişmiş ve dönüşmüş bir insan olarak o çiftlikten ayrılıyorsunuz. Şöyle ki işte hani sürekli gıdadan bahsediyoruz. Ben buğdayın iletişimcisi olarak çok uzun zaman işte hani organik gıda nedir vesaire bütün bunları anlattım. Ama gerçekten bir Tatuta çiftliğine gidip ot ilacı atmadığınız için orada bütün tarlayı bürüyen otları elimle yolduğum zaman işte böcek ilacı atmadığınız için işte böcekleri elinizle topladığınız veya işte mahsulünüzün bir kısmını kaybettiğiniz zaman işte kimyasal gübre atmadığınız veya işte hibrit tohum kullanmadığınız için hani diğerlerinin çok fazla ürün aldığında sizin işte ürününüzün çok kısıtlı olduğu zamanlarda aslında üreticinin hayatının ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz. Ve o noktadan sonra gerçekten masanıza gelen gıdaya inanılmaz bir şükranla bakıyorsunuz. Şükran kelimesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü her şey elimizin altında, her şey süpermarketlerde çok fazla var. Ama o kadar hızlı tüketiyoruz ve o kadar kolaylıkla ulaşıyor ki bunlar bize...
aslında tükettiğimiz şeylerin gezegeni de tükettiğini aslında bir şekilde hiç sorgulamıyoruz. Bunların nasıl masamıza geldiğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla siz bir özellikle şehir kökenli bir insan olduğunuzda böyle bir çiftliğe gidip işte orada süt sağlıyorsa süt sağlıyorsunuz. Domates toplanıyorsa domates topluyorsunuz. İşte bamya toplanıyorsa kaşına kaşına bamya topluyorsunuz. Bamya çok kaşındıran bir şey gerçekten toplaması. Oradaki emeğin de insana farkına varıyor aslında harcanmanın. Evet ve o bamyayı o anda toplamazsınız. Ertesi gün tohuma kaçan bir şeymiş mesela bamya. Bunu siz gittiğiniz zaman o çiftlikte yaşayarak görüyorsunuz. Dolayısıyla bu tecrübe gerçekten çok önemli. Şu anda Tatuta Ağı'nda, Buğday Derneği'nin kurduğu Tatuta Ağı'nda 94 tane çiftlik var. Bu 94 tane çiftlik Türkiye'nin her tarafına dağılmış çiftlikler. Aslında bazıları deniz kenarında. Ve bu çiftliklere gönüllü olarak gidebiliyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi. Ama gönüllü olarak gitmek istemiyorsanız, yani tatilinizde ya biraz da tatil yapayım diyorsanız eğer, o zaman ziyaretçi konuk olarak gitmeniz de mümkün bu çiftliklere. O zaman yine tatilinizi yapıyorsunuz. Hiç kimse sizden çalışmanızı beklemiyor. Cüzi bir miktar o çiftliğe katkıda bulunuyorsunuz. Bu şekilde oradaki ekolojik, doğal yaşayan, yaşamaya çalışan çiftçiye de bir şekilde katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Yani tatilinizi 5 yıldızlı bir otelde geçirmek yerine bu şekilde yaparak oradaki bir çiftçiyi desteklemiş oluyorsunuz. Ve özellikle hani çoluk çocuk ailecek giderseniz gerçekten çocuklar da yumurtanın aslında bir tavuktan çıktığını, havucun ağaçlarda değil aslında yerde toprağın içerisinde yetiştiği gibi detayları görüyorlar, domates topluyorlar vesaire. Gerçekten çok çok güzel bir program. Sanırım son yıllarda da bu anlamda ciddi bir trend var. Yani insanlar farklı bir şeyler denemek istiyor. Evet. Dediğimiz gibi toprağa da artık hasret kaldığımız için. Hı hı. Bu tür alternatif turizm alanları daha rağbet görüyor gibi geliyor bana. Evet. Biraz önce bahsettiğiniz gibi ufak bir ücret, cüzi bir miktarda ödeyerek bunlar yapılabiliyor. Aynı zamanda hı hı. ya da çalışılarak sanırım çiftlik sahibisi hem konaklama yeri hem de yemek ikramında bulunuyor. Aynen böyle öyle. Bir şey var. Peki, siz emeğinizi ortaya koyarsanız hiçbir para alışverişi olmadan emek karşılığında yatacak yer ve yiyecek gıda takasıyla diyelim. Hı. Takas yeni bizim sevdiğimiz üstelik Tatuta'nın içerisinde olan bir şey. Bu şekilde gitmek mümkün. Yani gönüllü olarak da ziyaretçi olarak da gidebiliyorsunuz. Bu rotaları da Buğday Derneği'nin internet sitesinden hangi lokasyonlarda olduğu çiftliklerin sanırım evet. görülebiliyor ve oradan iletişime mi geçiyor? Nasıl bir sistem izleyeceğiz? Tatuta.org'a giriyorsunuz. İlk önce sisteme üye olmanız gerekiyor. Çünkü sistemin kendi sürülebilirliği de bu şekilde sağlanıyor zaten. Sisteme üye oluyorsunuz. Ondan sonra bütün çiftliklerin detaylarını görebiliyorsunuz. Sizin için uygun olan zamanlarda işte hangi yörelere gitmek isteyeceğinizi sizin seçmenize imkan veren bir web sitesi bu zaten. Dolayısıyla bu seçimleri yaparak o çiftlikleri görüyorsunuz. Daha sonra oradaki iletişim şeyle kanalıyla bunlara rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz. Zaten şöyle bizim çalıştığımız bir genç tur diye bir acente var. Onlar size gerekli bilgileri de veriyorlar. Yani hani belki o bölgede işte o anda bir gönüllüye ihtiyaç yoksa veya hani ne bileyim aileyle gidiyorsanız ama işte o çiftlik bunun için uygun değilse bütün bu bilgileri zaten sistem size sağlıyor. Sistem dediğim insan. Peki diğer tarafa bakarsak ben bir üreticiyim, organik tarım yapıyorum ve arazim var. Bu şekilde de bir misafir kabul edebilirim. Sisteme nasıl dahil oluyor üreticiler, toprak sahipleri? Bizimle iletişime geçerek tatuta.org'a girerseniz oradaki e-mail adresinden bizim Tatuta koordinatörümüzle iletişime geçebilirsiniz. Hatta işi kolaylaştırmak için ben kendisinin e-mail adresini de verebilirim. berkay@buğday.org'a mail atarak ilk önce bir başvuruda bulunuyorsunuz. Daha sonra bir iletişim başlıyor. Çünkü Tatuta'nın belli kriterleri var. Bu kriterler organik diyoruz ama mesela organik sertifikalı tarım yapan bir şey olması gerekmiyor. Sadece sertifikasız da olsa doğa dostu, ekolojik tarım yapan herhangi bir çiftlik bu sistemin içerisinde girebilir. Ancak bu yeterli değil. Buğdayın başka kriterleri de var. Yani ekolojik yaşam çünkü sadece işte bu böcek ilaçlarını, kimyasal gübreyi kullanmamak değil. Hayatınızda da bir şekilde uygulamanız, geçirmiş olmanız gerekiyor. Size gelecek, konuk olarak gelecek insanların
işte belli standartlarını sağlayabilmeniz gerekiyor çiftliğinizde. Dolayısıyla bu iletişim başlıyor. Bu standartlar çiftçiye iletiliyor. Eğer bu standartlar hali hazırda o çiftlikte yoksa çiftlik bunları hayata geçirmek için adımlar atıyor. Daha sonra tekrar bir gidiliyor, kontrol ediliyor. Eğer her şey uygun bulunursa o zaman Tatuta sistemine giriyor. Peki gelelim biraz da organik tarım bölümüne. İzleyicilerimizin en çok merak ettiği ya da ilgilendiği konulardan bir tanesi evet. Organik tarım. Hı hı. Türkiye'de biraz da bilgi karmaşası var. Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, işte GDO'lu ürünler, hani böyle bir karmaşa var ya da konvansiyonel tarım öyle diyelim. Hı hı. Üçe ayıralım ilk başta. Evet. Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, konvansiyonel tarım. Hı hı. Aradaki farkı kısaca bir alabilir miyiz sizden? Konvansiyonel tarım aslında bütün bu girdilerin yani uygulamaların, tarımsal üretim uygulamalarının minimumda denetlendiği bir sistem. İyi tarım uygulamaları bunun bir adım üstü. Yani kullanılacak olan, kullanılacak ve kullanılmaması gereken şeyleri çiftçiye söylüyor. Bu kullanılabilecek şeylerin hangi oranlarda ve ne zaman atılması gerektiği, işte o ürünün ne zaman toplanması gerektiği bilgileri yine çiftçiye iletiliyor. Ve belli bir kontrol aşamasından sonra iyi tarım uygulaması sertifikası veriliyor. Organik tarım iyi aşaması kontrollü insan veya doğa sağlığına zarar veren herhangi bir böcek ilacının, mantar ilacının, kimyasal gübrenin kullanımına izin verilmeyen bir üretim türü. Dolayısıyla organik tarım sertifikası almak gerekiyor. Organik tarım ürettiğinizi söylemek için. Bu sertifikada Türkiye'de yaklaşık 20 tane bağımsız sertifika kuruluşu var. Bu sertifika kuruluşlarından bir tanesine başvuruyorsunuz. Ve bir süreç başlıyor. Bu süreçte işte sizin toprağınız kontrol ediliyor. Daha sonra işte bir geçiş dönemi var. Organik tarım sertifikası genellikle hemen alamıyorsunuz. Çünkü topraklarda çoğu toprakta mutlaka bir kimyasal uygulama olmuş oluyor. Toprağın 2-3 yılı buluyor galiba. Aynen öyle. Genellikle ortalama 3 yılı bulan bir süreç bu. Buna organik tarıma geçiş süreci diyoruz. Bu geçiş sürecini tamamladıktan sonra organik tarım sertifikası alınabiliyor. Şimdi aslında organik tarıma bir ilgi var. Tüketim anlamında da bir ilgi var. Hı hı. Ama fiyat konusunda biraz sanki böyle orta ve üzeri kesime hitap eder bir rakamlar var. Gerçi son dönemde gıda enflasyonu çok konuşuyoruz. Evet. Fiyatlar ciddi oranda artmış durumda ve o makas daralmış durumda. Organik tarımda normal tarım ürünleri arasındaki fark ama organik tarım ürünleri daha fazla nasıl yayılabilir? Yani daha fazla insan nasıl tüketebilir bu fiyat? Şimdi bu biraz da emek yoğun bir iş. Evet. İlaç kullanmıyorsunuz, belli şeylerden ödün veriyorsunuz. Bu da otomatikman maliyetleri yükseltiyor ama kesinlikle. Sanırım bu sektörün büyümesiyle mi daha ulaşılabilir hale gelebilir tüm kesim için organik tarım? Sektörün büyümesi kesinlikle buna yardımcı olacaktır. Ama aslında biz dernek olarak şu soruyu sormak istiyoruz. Ben yani kişisel olarak da aslında herkese bu soruyu soruyorum. Çünkü bana organik tarım pahalı diyen insanların televizyonlarına, arabalarına, kıl kıyafetlerine veya bir takım bana göre hiç temel ihtiyaç olmayan şeylere harcadıkları paraya baktığım zaman organik tarım gibi aslında sizin kendi sağlığınıza yatırım yaptığınız bir şeye neden bu kadar çok sorgulandığını anlamak mümkün değil. Şunu kesinlikle kabul ediyorum. Belli bir gelir seviyesinin altındaki insanların ulaşabileceği çerçeveden yukarıda organik tarım fiyatları, organik ürün fiyatları. Bunun sebebi de sizin söylediğiniz gibi birincisi girdiler çok yüksek. İkincisi genel olarak Türkiye'deki üreticiler ufak üreticiler oldukları için bunların ulaşım maliyetleri de çok fazla, pazarlama imkanları çok düşük. Genel olarak Türkiye'de iç tüketim artmakla beraber az olduğu için bu da maliyetleri arttıran bir etken. Ama biraz önce dediğim gibi yani bana bu soruyu soran insanların çoğunun belki de aslında gıdaya bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Yani eğer sizin önünüze çok ucuz bir gıda geliyorsa
ben artık onu sorguluyorum. Bunun yani ben hani bu çiftçilerle birebir çalışan, bu çiftliklerde bilfiil çalışmış bir insan olarak önüme gelen kilosu 1 liraya domatesin, 1 liraya gelen portakalın bunu üreten çiftçiye gerçekten adil bir fiyat verilip verilmediğini sorguluyorum ben. Veya bunun gerçekten 1 lira olabilmesi için neler yapılmış olması gerektiğini kendi kendime sorguluyorum. Bu yani bu kadar ucuz gıdaya, bu kadar odaklı bir tüketimin sonucudur aslında. Türkiye gibi ülkelerde kimyasal girdinin bu kadar fazla olmasının sebebi. Kimyasal. Çünkü sürekli daha ucuz istiyorsunuz. Daha ucuz, daha ucuz, daha ucuz istiyorsunuz. Ve bunun sürdürülebilirliği olmadığı için sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi gıdalar giderek gıda fiyatları giderek yükseliyor. Çünkü bu yanlış bir politika. Aslında doğru olan politika her şeyde olduğu gibi üreticiye hakkını vermek. Doğaya hakkını vermek. Ki zaten ayakta kalabilsin, kırsalda kalsın. Yoksa kente göç devam ediyor bu şekilde. Kesinlikle. Bir de bu organik ürünlerle ilgili olarak derneğin bir de ekolojik pazarları var. Hı hı. İstanbul'da çok yaygın ama sanırım evet. Anadolu'nun farklı illerinde de yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Hı hı. Bizim bu konuyla ilgili işte çeşitli çalışmalarımız oldu. Antalya'da açtık, Konya'da açtık, Seferihisar'da açtık. Bu yaz Kayseri'de 2 tane, Burhaniye, Balıkesir'de yine 1 tane ekolojik pazarlar açacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi İstanbul'da 5 tane her hafta açılan ekolojik pazarlarımız var. İstanbul pazar açısından yani hani tüketim açısından en istikrarlı popülasyona sahip olduğu için büyük şehirlerde pazar açınca ya mutlaka hani bir üreticiye bir söz vermiş oluyorsunuz. Çünkü bu insanları ta işte kaldırıp Anadolu'nun başka bir tarafından getiriyorsunuz. Dolayısıyla bu üreticinin malını orada satabilmesi lazım. Yani yoksa bu malı tekrar geri götürüp çöpe attığı zaman bunun gerçekten hani hem finansal hem de manevi ciddi bir yükü var. Dolayısıyla bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi pazarlar açıldığı zaman bu pazarları iletişim yönüyle desteklemek. Yani biz yıllardır kurulduğumuzdan beri hatta ondan öncesinde de sürekli insanlara bu soruyu size biraz önce sorduğum soruyu soruyorum. Masama gelen gıdanın gerçek değeri ne? Bu soruyu sorduğumuz zaman zaten gidip mutlaka ya organik pazardan alışveriş ediyorsunuz. Eğer etrafınızda organik pazar yoksa ki mesela birçok böyle topluluk oluşmaya başladı. Sizin yaşadığınız yerde bir üretici buluyorsunuz. Üreticiye diyorsunuz ki sen bu koşullar altında bu çerçevede işte ne bileyim kimyasal gübre kullanmadan tamamen organik tarım yapmanı istiyorum. Üzerine belki sizin başka kriterleriniz var onları da ekliyorsunuz ve bu şekilde üretim yaptırıyorsunuz. Bu insanın da bir satın alım garantisi veriyorsunuz. Buna da topluluk destekli tarım diyoruz. Amerika'da, Avrupa'da son derece yaygın olarak devam eden, Türkiye'de de işte çok çok güzel örneklerin olduğu bir sistem bu. Böyle bir sistemi nasıl kurabilirim diye soranlar varsa gıdatoplulukları.org diye bir web sitemiz var bizim aynı zamanda. Bu web sitesinde adım adım bu böyle bir topluluğun nasıl oluşturulabileceği bilgisini rahatlıkla bulabilirsiniz. Gelelim biraz da bu tarımın olmazsa olmazı tohumlara. Hı hı. Şimdi tohum dediğimiz zaman bugün dünyada tohum çeşitliliği hızlı bir şekilde azalıyor. Kesinlikle. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam gıda için kullanılabilen dünyada 80 yenilebilir bitki vardı bir dönem. Şu anda 150 tanesi yetiştirilebiliyor ve sadece 8 tanesi dünyada küresel ticareti konu olabilecek nitelikte. Ve Türkiye'de aslında tohum açısından çok zengin bir ülke. Hı hı. Tırnak içinde söylüyorum evet. Bunu. Burada da gitgide bir geriye gidiş söz konusu. Hı hı. Ne durumdayız tohum kaynakları konusunda Türkiye açısından? Tohum kaynakları konusunda iyi durumda değiliz. Dünya genel olarak hiç iyi bir durumda değil. Bunun sebebi de işte biraz önce bahsettiğim aslında bizim tüketici alışkanlıklarımız. Tüketiciler olarak biz üretimin nasıl olması gerektiğini dikte ediyoruz aslında üreticiye. Dolayısıyla biz pazara gittiğimizde işte bütün domatesler şöyle olsun, rengi de böyle olsun, hepsi birbirine
birbirine benzesin dediğiniz zaman şey, evet işte kabuğu da kalın olsun, bak şunu şurası çürümüş bunu almam dediğiniz zaman siz zaten tohum aleyhine orada bir seçim yapmış oluyorsunuz. Çünkü istediğiniz şey aslında işte rap hepsi asker gibi birbirinin aynısı olan bir şey tercihte bulunduğunuz zaman zaten sizin gittiğiniz nokta hibrit. Atalık tohumlarsa işte bütün bu tüketici baskısı altında işte yola dayanmadığı için istenilen verimlilikte belki olamadığı için sürekli giderek azalan bir şey içerisinde, eğilim içerisinde. Biz bunu desteklemek için tohum takas ağı diye bir sistem kurduk. Bütün Türkiye'de kaybolmakta olan tabii binlerce tohum var. Ama bunun 100 kadarını belirledik. Ve bunu Tatuta'daki ekolojik çiftliklerde ektirerek bunların çoğalmasını sağladık. Ve bunları takası açarak insanlara dağıttık. Böyle bir sistem var. Şimdi tohum takas ağı sisteminin ikinci etabını kurguluyoruz. Bu ikinci etapta da diyelim siz çok güzel bir pembe domates yetiştirdiniz. Bunun şeylerini aldınız, tohumlarını aldınız ama sizin elinizde de patlıcan yok. Benim elimde de patlıcan var. İkisi de atalık tohumlar. İşte biz nasıl yapabiliriz? Çünkü tohum bulmak, piyasada gerçekten atalık tohum bulmak son derece zor bir şey. Her biri neredeyse bir pırlanta değerinde. Bu tohum takas ağı sayesinde işte ikinci fazı da tamamlandıktan sonra biz sizin domates tohumuyla benim patlıcan biber tohumunu takas edebilecek hale geleceğiz. Ve bu şekilde tohumları yiyerek kurtaracağız. Peki bu işi merak salan girmek isteyenler için soruyorum. Toprağım var ve atalık tohum ekmek istiyorum ama işe sıfırdan başladım. Evet. Ödünç alabiliyor muyuz? Ödünç. Ya da bu işe girmek isteyenler yani daha doğrusu üretmek isteyenler nasıl bulabilir? Evet. Ya da ne yap? Çünkü bu işin ticarete konu olması maalesef kanuna itibariyle Türkiye'de şu anda yasak. Çok doğru. O yüzden böyle bir sıkıntı var. Hı-hı. Bu tür girişimci ya da üretici ne yapabilir o tohumlara ulaşmak için? Hobistler olarak adlandırıyoruz biz aslında sizin bizim gibi insanları. Hani kendisi için mümkün olduğu kadar gıdasını yetiştirmek isteyen insanları. Biraz önce söylediğim gibi tohum bulmak, atalık tohum bulmak Türkiye'de gerçekten kolay bir iş değil. Ama yine biraz önce söylediğim gibi insanların gıdası için artık elini taşın altına sokması gerekiyor. Yani şöyle bir talep gerçekçi değil ve bizim veya herhangi bir yapının uygulayabileceği bir şey değil. Her mahalleye organik pazar açılsın, işte her şehre organik pazar açılsın. Biz gidelim Buğday Derneği'nin denetlediği pazarlardan alışveriş yapalım. Bunu yapmanın gücü bizde yok. Dolayısıyla tohum konusunda da gıda konusunda da aslında tüketicinin elini biraz taşın altına sokması gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gıda toplulukları bu anlamda da çok önemli. Yani siz üreticiyi buluyorsunuz ve biraz zaman harcıyorsunuz bunun için. İşte üreticiyle birebir bir ilişki kuruyorsunuz ve en baştan parasını veriyorsunuz. Bu şekilde gerçekten içinize sinen, üstelik de yerel bir üretim yaptırmış oluyorsunuz. Tohum için de aynı şey geçerli. Şu anda gidip ben bastırdım parasını, işte atalık domates tohumu aldım, bunu ekeceğim gibi bir şey yapmanız, söylemeniz mümkün değil. Bunun için bizim önerdiğimiz yöntem buğday ağına gelin, buğday hareketine katılın, ekolojik pazarlara gelin, Tatuta ağlarına gidin, buradaki çiftliklerle görüşün. Daha sonra bu insanlarla birebir bir iletişim kurduktan sonra yine bir gönül bağıyla takas edebilirsiniz ya da kendilerinden biraz önce dediğiniz gibi ödünç alabilirsiniz. Bu ödünç olmaz tabii, size verilen bir şey olur. Hı hı. Gerçekten çok çok büyük bir değer tohum. Yani her bir tohum aslında bir mucize. Dolayısıyla mucizeye ulaşmak için de birazcık çaba göstermek gerekiyor. Para yetmiyor. Doğru söylüyorsunuz. Bir de tohum tabii stratejik önemde de bir konumda. Yani öyle bir yeri var. Çünkü gıda güvenliğini konuşuyorsak bugün. Şimdi hibrit tohum tamam Türkiye'nin bir gerçeği. Kabul ediliyor artık sektör olarak. Ama evet. Anadolu'daki deyimiyle katır tohumu ya da kısır tohum deniliyor. Hı. Çünkü yeniden üremiyor. Yani evet. Siz hibrit tohumu kullandığınız zaman kenara o üründen bir tohumluk ayıramıyorsunuz. Doğru. Tabii sektör olarak diyorlar ki hayır üreyebiliyor, doğrudur, büyüyor ama aynı verimi sağlamıyor. Bu sefer üretici arada kalıyor. Aynen öyle. Anaya çekebilir, babaya çekebilir. Zaman içerisinde verimi düşer. Hibrit tohumun böyle bir özelliği var. Onun için biraz tohumların kıymetini
daha evet, iyi atalık tohum gerçekten stratejik olarak bir sigorta gibi düşünülebilir. Bir de şöyle bir şey var aslında. Atalık tohumlar her sene ektiğiniz zaman hem topraktaki değişimi, çünkü farkındaysanız iklimler çok hızlı bir şekilde değişiyor. Tohumumuzu bir sonraki nesle aktarabilmek için aslında bizim yapmamız gereken şey bu tohumların adapte olabilmesini sağlamak. Bunun için de bu tohumların her sene alınarak yeniden ekilmesi gerekiyor. Çünkü bitkilerde böyle bir adaptasyon, bütün canlılarda böyle bir adaptasyon yeteneği var aslında. Bu adaptasyon yeteneğinin de harekete geçebilmesi için bu tohumların her sene alınıp tekrar ekilmesi gerekiyor ki değişen koşullara ayak uydurma yeteneğini sağlayabilsinler. Süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sizin birkaç projeden bahsedelim istiyorum ben. Çünkü uygulamalı kent bahçeciliği projesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Buna benzer projeler var. Aha. Daha çok kırsala özlem duyan ya da toprakla uğraşmak isteyen, tarımla uğraşmak isteyip de büyük şehirlerde yaşayanlar için. Hı hı. O ne tür projeler var şu anda hala hazırda devam eden ya da başlayacak olan? Doğa Dostu Kent Bahçeleri diye bir projemiz var. Adım adım koşucuları koşuyorlar ve bu proje için para topluyorlar. Daha sonra toplanan paralarla biz devlet üniversitelerine gidiyoruz ve onların bize tahsis ettiği bir arazide yükseltilmiş yataklar yapıyoruz, kompost yatakları yapıyoruz ve bu şekilde yine üniversitede ki işte öğrencilerin ya da öğretmenlerin bir fiil toprağa dokunarak kendi gıdalarını sağlamaları için bir mecra oluşturmaya çalışıyoruz. Daha sonra bunu aldık ve uygulamalı kent bahçeciliği olarak bir şehirdeki insanlar için eğitime dönüştürdük. Burada da işte hani ben biraz toprakla uğraşmak istiyorum. Benim küçücük bir bahçem var veya hatta apartmanın bir bahçesi var veya balkonda hatta dahi. O da yok. Aynen öyle. Küçücük bir balkonum var. Ben bu balkonumda ne yapabilirim? Aslında çok şey yapabilirsiniz. Gerçekten kendi gıdanızı üretmek adına çok önemli adımlar atabilirsiniz. Çünkü dikey bahçecilik diye bir şey var. Dikey bahçecilik yöntemleriyle gerçekten ciddi bir gıda üretimi yapmanız söz konusu balkonunuzda. Aynı şekilde mutfak atıklarınızı kompostlayarak gübreye dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde atık miktarınızı ciddi anlamda azaltabilirsiniz. Dolayısıyla yani çok küçük bir balkonu olan bir apartmanda bile yaşasanız uygulamalı kent bahçeciliği eğitimlerine gelerek doğayla dost bir yaşamın aslında kapısını penceresini aralamak mümkün. Organik tarım eğitimlerimiz var aynı zamanda. Bu biraz daha teknik bir eğitim. Eğer organik tarımla ilgili bir şey yapmak istiyorsanız, eğer sektöre girmek istiyorsanız bu nasıl girilir vesaire bunu öğrenebildiğiniz bir şey. Burada da Buğday Derneği'nin şeyi olarak, katkısı olarak ilk gün teorik bir eğitim görüyoruz. İkinci gün mesela bütün katılımcıları ekolojik pazarlara götürüp oradaki üreticilerle yüz yüze görüştürebiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Için konuşacak daha çok proje var kesinlikle aslında ama önümüzdeki dönemlerde muhtemelen yeni projeleri de tekrar bir araya gelip konuşuruz. Memnuniyetle. Ekotarım'ın sonuna geldik. Haftaya yeniden yeni bir konuk ve konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.